Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yalancı tavuk göğsü videosu hazırladım. Umarım videomu izlerken büyük keyif alarak izlersiniz. 125 gram tereyağımı tenceremin içerisine alıp şimdi güzelce eritiyorum. Evet, tereyağım gayet güzel bir şekilde eridi. Şimdi içerisine 1 su bardağı un ekliyorum ve unun kokusunun gitmesi için 2 dakika kadar kavuruyorum. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Ben tereyağı kullandım. Evet, unum gayet güzel bir şekilde kavruldu. Şimdi içerisine soğuk 1 litre süt ekliyorum. Ve hızlı bir şekilde de karıştırıyorum. Tıpak tıpak olmasın diyerekten. Evet, şimdi içerisine 1 su bardağı şeker ve çok azıcık da damla sakızı ekliyorum. Damla sakızı eklemek zorunda değilsiniz. Ben çok sevdiğim için ekliyorum. Şimdi muhallebimi 2 dakika kadar pişireceğim. Evet, muhallebim 2 dakika kadar pişirdim gördüğünüz gibi. En son içerisine şimdi bir paket vanilya ekliyorum. Tekrardan 1-2 taşım kaynatıp ocağımın altını kapatıyorum. Evet, pişmiş olan tatlıma şimdi 3 dakika kadar mikserle çırpıyorum. Bu çok güzel bir kıvam veriyor tavuk göğsüne. Şimdi güzelce çırpacağım. Evet, çırpmış olduğum tatlama. Şimdi ıslatmış olduğum kare borcamımın içerisine boşaltıyorum. Bu şekilde iç sıcaklığı gittikten sonra üzerini streç filmle kapatıp buzdolabına bir gece kadar bekleteceğim şimdi. Evet, ben tatlama bir gece buzdolabında beklettim. Şimdi ıslatmış olduğum bıçakla tatlama bu şekilde dilimliyorum. Evet, şimdi tatlımın üzerine azıcık da tarçın serpiştiriyorum. Tarçın da illa kullanmanız gereken bir şey değil. Bu da tamamen damak zevkine bağlı. Ben bu şekilde eleyerek ekliyorum. Şimdi de bu şekilde servis tabağıma alıyorum. Borcamı ıslattığım için gayet güzel çıkıyor gördüğünüz gibi. Evet, benim tavuk göğsüm şu an hazır. Sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Çok güzel oldu kıvamda. Kesinlikle yapmanızı öneriyorum. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı da lütfen unutmayın.